Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Sevinç Karan Bektaş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam sorularımıza başlayalım. Tabii. Ortodonti ve ortodontik tedavi nedir? Ortodonti, çene yapısı problemlerinin ve diş sıralanma bozukluklarının teşhisi, tedavisi, hatta erken dönemde önlenmesiyle ilgilenen diş hekimliğinin bir uzmanlık dalı aslında. Ortodontik tedavi de bu amaçla yapılan tedaviler. Yetişkinlerde ve çocuklarda birazcık farklılıklar gösterir ortodontik tedaviler. Çocuklarda genelde çene gelişimiyle ilgili problemler erken dönemde önlenmeye çalışılır. Daimi dişlerin sürmesi kolaylaştırılır. Yetişkinlerde de oluşmuş problemlerin, diş sıkışıklıkları, çapraşıklıklar ya da çene bozukluklarının tedavisini amaçlar. Hocam ortodontiye ne zaman gitmeliyiz? 6-7 yaşında daimi dişler sürmeye başlar ve yaklaşık 12-13 yaşında bu süreç tamamlanır. Biz aslında çocukları bir 7 yaş civarı görmek istiyoruz. Genel bir muayene için o dönemde çok belirgin uygulamalar yapılmayabilir. Sadece bir tanışma, diş hekimi fobisinin oluşmaması için bir kaynaşma gibi. Eğer bir çene geriliği ya da çene fazlalığı varsa erken dönemde böyle 8-9 yaşlarında müdahale edilebilir. Sadece diş sıralanma problemi varsa daimi dişlerin çıkma dönemine bırakılabilir tedaviler yani 12-13 yaşında. Erişkinde ise her yaşta tedavi yapılabilir. Sadece diş problemi yani diş sıralanma problemleri her yaşta tedavi edilir erişkin hastada. Çene yapısı bozuklukları da cerrahiyle birlikte koordine olarak ancak tedavi edilebilir erişkinlerde. Hocam şimdi teknolojinin gelişmesiyle yeni teknoloji sağlığın her alanına girdi. Aynen. Değişimler oldu. Ortodontik tedavilerde son gelişmeler ne oldu? Dediğiniz gibi yani birçok sağlık sektöründe her grupta veya diğer mesleklerde de en önemli popüler olan şeyler son dönemde dijital uygulamalar. Dijital kayıtlarla, üç boyutlu tarayıcılarla ağız ortamı bir bilgisayar ortamına, dijital ortama aktarılabiliyor artık. Ve bunun üzerinde teşhis konabiliyor, tedavi planlaması yapılabiliyor, çok detaylı analizler yapılabiliyor. Üç boyutlu tarayıcılarla ağız modeli oluşturuluyor. Hastamıza bu model üzerinden gösterebiliyoruz, birlikte değerlendirebiliyoruz. Hatta tedavi sonrası simülasyonu da elde edip değerlendirebiliyoruz. Yani tedavi sonunda dişleri, gülüşü nasıl değişecek? Bunun simülasyonu da yapılabiliyor. Şeffaf plaklar gibi yani telsiz ortodontik uygulamalarda tamamen bu dijital diş hekimliğindeki gelişmelerin sonucu diyebilirim. Hocam şeffaf plaktan bahsettiniz. Şeffaf plak herkese uygulanabilir mi? Bununla ilgili bir yaş skalası var mı? Şeffaf plak tedavileri aslında diş ve çevre dokuları yani diş eti, çene kemiği sağlıklı olan her bireye uygulanabilir. Herhangi bir yaş sınırlaması yok. Çocuklarda, yetişkinlerde dişlerinde sıkışıklık, aralıklar, işte sıralanma problemleri, çene yapısı, çene kapanış bozuklukları, hatta ciddi cerrahi müdahale gerektiren hastalarda bile şeffaf plaklar yaş gözetmeksizin başarıyla uygulanabilir. Evet, şimdi şeffaf plak daha konforlu olduğunu düşünüyoruz ama şeffaf plak tedavisinin avantajları nelerdir? Mutlaka çok fazladır. Şeffaf plaklar aslında en önemli avantajı tabii hani herkesin de takdir edeceği gibi görünmez olması, fark edilmiyor olması. İşte sosyal medya çağında yaşıyoruz hepimiz. Mutlaka her gün belki onlarca fotoğraf çekiyoruz, selfie yapıyoruz, paylaşıyoruz. Tabii bu tedavi süresinde yani herhangi bir ortodontik tedavi görüyorsak o tellerin gözükmesini istemiyoruz yani o süreçte de. Bu açıdan şeffaf plaklar güzel bir alternatif. Yani herhangi bir şekilde dışarıdan fark edilmiyor. Hatta çoğu hasta ben gösterene kadar insanlar anlamadı ağzımda bir şey olduğunu diyor.
Bunun yanı sıra yani görsel avantajının yanı sıra temizlik açısından çok avantajlı. Şimdi plakların alternatifi klasik ortodontik teller. Tellerde temizlik gerçekten ciddi bir mesai istiyor. Ne yeseniz tellerin arasına doluyor. Çok detaylı iki farklı fırçayla temizlemek gerekiyor. Ama plaklarda zaten çıkardığınız için daha rahat bir şekilde temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Onun dışında yine tellerde bir takım yeme içmede kurallar, kısıtlamalar var, yasaklar var kırılmaması için tellerin. Fakat plaklarda bu tarz kısıtlamalara maruz kalmıyor hasta. Onun dışında tedavi süreleri biraz daha kısa. Çünkü kişiye özel bir planlama ve en baştan tedavinin tamamının planlanması söz konusu. Dolayısıyla tel tedavisine göre bir 5-6 ay ortalama daha kısa diyebilirim. Yani en belirgin avantajları bunlar diyebiliriz. Şeffaf plaklar konuşmayı engeller mi hocam? Ağza uygulanan her tür uygulama, bu bir tel olsun, plak olsun, ilk günlerde mutlaka bir zorluk yaratıyor. Bu şöyle bir şey, dudaklar, dil, yanaklar fazlalık gibi algılanıyor. Yani telde de bu böyle, plakların ilk takıldığı zamanlarda da bu şekilde. Fakat bir 3-4 gün içerisinde hasta konuşmaya devam ettikçe, fonksiyona devam ettikçe o yabancı madde etkisi ortadan kalkıyor ve hani maksimum bir hafta içerisinde artık hani eski normal konuşmasına, yemesine, içmesine dönebilir hale geliyor. Evet. Şimdi şeffaf plak tedavisinin tel tedavisine göre süresini soracaktım. Az önce söyledim. Evet. Ama şöyle bir şey var. Şimdi tel tedavisinde hasta sizden bağımsız bir şey yapamıyor. Evet, kontrol ilk hekimde oluyor. Şeffaf plakta takıp çıkarmak hastanın elinde. Peki böyle bir durumla sık çıkarıldığı zaman tedavi süresi uzuyor mu? Yani kesinlikle. Telden daha da uzun zaman alabildiği oldu mu hiç? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Plak kullanımı tabii ki tamamen hasta bağımlı bir şey. Yani telde dediğiniz gibi biz yapıştırıyoruz ve tedavi sonunda biz çıkartıyoruz telleri. Daha çok bizim kontrolümüzde. Fakat plaklar istenildiği zaman çıkarılabiliyor. Burada esas olan hastanın günde en az 20 saat bu plakları takması. Yani 20 saatin altındaki sürelerde maalesef başarılı bir sonuç alma çok riske giriyor. O yüzden yani konfor açısından tele göre daha konforlu olduğu için aslında hastalar uyum gösteriyor ve bu sürelere gerçekten uyuluyor. Ama tabii ki dediğiniz gibi hani uyulmazsa tedavi süreleri uzar, hatta tedavi başarısı yani çok çok düşer diyebilirim. Evet. Hocam şeffaflığa karar veren biri bu süreçte ne bekliyor? Tedavi sürecinde nasıl bir aşamayla karşı karşıya? Karar verildikten sonra ilk aşamada biz 3 boyutlu tarayıcılarla ağız içi tarama yapıp bir ağız modeli oluşturuyoruz. Bunun üzerinde birlikte değerlendiriyoruz. Ben çok detaylı bir tedavi planlaması yapıyorum, bir analiz yapıyorum. Bunu onayladığım zaman plaklar üretiliyor ve bize geliyor. Biz de hastalarımıza uyguluyoruz. Burada tabii tedavi sonucu simülasyonları da oluşturuluyor. Yani gülüşünde oluşacak değişiklikler de görülebiliyor. Bunu da birlikte değerlendiriyoruz. Plaklar geldikten sonra da genelde kullanım şekli 7 ila 10 günde bir değiştirecek şekilde. Yani bazen şöyle bir yanılgı oluyor. Hani tek bir plakla bütün tedavi süreci tamamlanıyor sanılabilir. Fakat bu bir seri plak aslında. Yetişkinlerde 10 günde bir, çocuklarda da 5 ile 7 günde bir değiştirilerek, bir sonraki plağa geçirilerek, her plakta dişler biraz hareket ederek süreç tamamlanmış oluyor. Peki bu plakların günlük kullanım süresinden bahsettiğiniz zaman bir de bakımlarından bahsetsek, temizliğinden plakların bahsetsek. Plakların bakımı aslında normal bir diş fırçasıyla ve macunsuz bir şekilde suyla günlük olarak temizlenebilir. Plaklarda herhangi bir sararma, kararma, renk değişikliği olursa böyle suda eriyen tozlar, tabletler var. Onların içerisinde bekletilerek temizlenebilir. Ama zaten dediğim gibi hani 10 günde bir rengeç değiştirildiği için hani çok fazla bir kirlenme olmadan hasta zaten bir sonraki plağına geçmiş oluyor. Evet. Hocam şeffaf plaklarla diş telleri arasında tabii ki fark var. Bunların diş telleri daha pahalı ya da plaklar daha pahalı diye bir şey söyleyebilir miyiz?
aslında en çok sorulan sorulardan biri bu. Hani ücretlendirmesi acaba hani TL'ye göre daha mı yüksek? Şimdi bütün ortodontik tedavilerde tek bir reçete ve ona göre tek bir ücretlendirme yok. Yani tedavinin zorluğuna göre aslında değişiyor her şey. Tellerde de bu şekilde, plaklarda da aynı şekilde. Yani bizim genel uygulamamız daha az sayıda, daha basit vakalarda, daha az sayıda plakla çözülecek vakalarda daha düşük ücretlendirmeler. Kompleks, çok sayıda plak gerektiren vakalarda da daha yüksek ücretlendirmeler. Sabit bir bütçesi yok yani bu işin. Ya tek bir ücretlendirme yok. Yani tel tedavisine göre biraz daha yüksek bir ücretlendirmesi var plak tedavisinin. Çünkü tedavi genel olarak kişiye özel üretilen bir şey. Yani tamamen kişinin ağız yapısına göre planlanıyor. Kişiye özel bir üretim olduğu için yani teldeki gibi hazır prefabrik bir tel seti kullanılmıyor. O yüzden biraz daha konforlu ve daha önceden planlı, kontrollü bir tedavi. Dolayısıyla da hani tel tedavisine göre ücretlendirmeleri biraz daha yüksek diyebiliriz. Peki hastanız şeffaf plak tedavisini aldınız. İstenilen görünüme kavuştu. Sonrasında bozulma olabilir mi tekrardan dişler? Bu da en büyük kaygılardan biri aslında. Çünkü bazen duyuyoruz işte bir tanıdığım yaptırdı ve tekrar dişlerinde bozulma oldu gibi. Her tür yine ortodontik tedavide tel ya da plak fark etmez. Tedavinin sonunda bir takım uygulamalar yapılması gerekiyor geri dönüşler olmaması için. Bizim yaptığımız tedavinin sonunda dişlerin iç tarafına çok ince sabitleyici denilen bir tel yapıştırıyoruz. Bir de koruyucu bir plak veriyoruz. Yani bu sabitleyici yapıldığı sürece ve koruyucu plak verildiği sürece dişlerde herhangi bir kayma, bozulma, geriye dönüş olmaz. Peki hocam şimdi izleyicilerimiz de merak ediyordur. Ben de hep merak ederdim bunu. Tel tedavilerinde telleri tellerin kalınlığıyla ya da çok bilemiyorum yanlış da telaffuz etmeyeyim ama böyle sıkmalarla diş boyutlarını değiştirebiliyoruz. Ön dişleri evet. Uzatabiliyorsunuz. İşte şeffaf plakta bu uygulama nasıl oluyor? Yani diş boyutlarını nasıl ayarlıyorsunuz? Aynen. Yani plaklarda da bütün hareketler yani telle yapılabilecek hareketlerin hepsi hatta daha kontrollü bir şekilde plaklarda da yapılabiliyor. Ataçman denilen yani dişlerin üzerinde çok ince böyle beyaz çıkıntılar var plaklarda. Plaklar oraya tutunarak dişlerde istediğimiz hareketi, uzama, kısalma, işte rotasyon hareketi, ileri geri herhangi bir hareket yani bütün her boyutta oluşturulabilir hareketler. Evet. Plakların hem materyal özelliğinden dolayı hem de dişlerinin üzerine yapıştırılan ataçmanlardan da destek alarak telde yapabileceğimiz bütün hareketleri plaklarda da yapabiliyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel çok, bir sohbetti. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Sevinç Karan Bektaş'tı. Kendisiyle ortodonti hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlık'ı sundu.